Peki sistit nasıl oluşur ve buna nasıl engel olabiliriz? Yine bitkisel destekle mümkün müdür bunu Evet, önlemek? sistit, interstisyal sistit, yani mesane iltihaplanması çok ağır ve çok kompleks bir rahatsızlık. Normal, basit, sıradan akut bir sistitin tedavisi çok kolay. Ayı üzümü yaprağı ile ilgili Almanya'da mesela 75 urolog 10 yıl içerisinde 186 bin sistit hastasını tedavi etmiştir. Ayı üzümünün yaprağında çok etken bir madde var. Avkubin. Kişi bunun tabii ki ekstraktı %80-90 etkili, yaprağı biraz daha zayıf. Bunun damıtılarak destilasyonla, ekstraksiyonla elde edilen ayı üzümü yaprağı, kremberi, kremberin bu, şu gördüğünüz meyve, kremberi denir. Ayı üzümü yaprağına benzer. Bunun meyvesi, kremberinin meyvesi ayı üzümünün yaprağı. Artı ayrık kökü, ısırgan otu, çeşit çeşit bitkilerden oluşan çok güzel bir formül geliştirdik biz. Kremberi ile ilgili mesela klinik araştırması yapılmış. Kremberinin interstisyal sistite sebep olan birçok faktör var. Bunlardan birisi E. coli bakterisi, ikincisi bağırsaktaki mantarlar. Kişi hijyenine dikkat etmiyorsa bağırsaktaki mantarlar idrar yoluyla mesaneye yerleşir. Mesaneye yerleşen mantarlar toksik madde üretir. Zehirli gazlar, zehirli alkoller, hormonsuz maddeler. E. coli bakterisi aynı şekilde toksik madde üretir. Bakteri ve mantarın üretmiş olduğu toksik madde mesane mukozası ne yapıyor? Yakıyor, kavuruyor. Sinir hücreleri böyle açıkta kalıyor. Böbreklerden birkaç damla idrar geldiğinde kişi sürekli mesanesi doluymuş gibi sürekli lavaboya git gel git gel. Bir beyefendi gelmişti bana da, Ünal Bey. Normal olarak erkeklerde gözüken bir rahatsızlık değil. %99 bayanlarda olur. %1 nadir erkeklerde olur. 9 profesör doktora gitmiş, teşhis koyamamış. 10. doçent doktor demiş ki bu interstisyal sistit. Ya ama bu kadınlarda olan bir rahatsızlık. Bende nasıl oldu? Olabilir nadiren demiş. Bunlar Avrupa'dan bir ilaç getiriyorlar. O da baskılıyor. Çok pahalı olduğu için de maliyeti yüksek. Faydası da o kadar yok. Dedik ki ne yapacağız? Problem yok. Her türlü derdin çaresi var. Hallederiz. 3-4 ay dedik. Hamdolsun ne yaptık? Kısa sürede iyileştirdik. Kremberi, ayı üzümü, ayrık kökü, at kuyruğu otu, altın başak otu gibi bitkilerin ekstraktından oluşan çok özel bir formül. Bunları kullandığı zaman kişi hem mesanede interstisyal sistite sebep olan E. coli bakterisi, hem mantarlar hem de bakteriler yavaş yavaş yok olur. Kişi normal hayata döner. İnterstisyal sistite yakalanan kişinin sosyal hayatı bitiyor. Sokağa çıkamıyor çünkü hemen lavaboya gitmesi gerekir. Sürekli lavaboya oraya buraya şuraya. Özellikle de mesela Avrupa ülkelerinde Türkiye'de olduğu gibi her yerde cami yok. Mesela burada cami var. Yanında lavabo, tuvalet var. Gidiyorsun. Oralarda yer de bulamazsın. Perişan olursun. Bir hanımefendi yakalanmıştı. Tam Fatma Hanım 28 yaşında günde 30 defa lavaboya gidiyor. Çalışamıyor, sokağa çıkamıyor. Antibiyotik kullandıkça interstisyal sistitte rahatsızlık daha da ağırlaşır, daha da kötüleşir. Antibiyotik çözüm değil, aksine hastalığı daha da ağırlaştıran bir faktördür. Çünkü E. coli bakterisi, köpeğe benzetelim, bağırsaklarda olduğu sürece köpek gibi zararsız. Mesaneye yerleştiği zaman E. coli bakterisi kuduz köpek gibi saldırgan olur. Antibiyotik kullandıkça kudurur, daha tehlikeli olur. Bu nedenle antibiyotik interstisyal sistitte kullanmak intihar etmek gibi tehlikelidir. Antibiyotik asla interstisyal sistitte kullanmamak gerekir. Interstisyal sistit ve sistit için çok özel formüller geliştirdik. Nedir? Ayı üzümü ve kremberi. Ayı üzümü idrar yolları enfeksiyonu, kremberi ise mesane, yani interstisyal sistit için. Bu ikisini kullandığı zaman kişi mesanedeki bakteri, virüs ve mantarlar ne olur? Yavaş yavaş yok olur. Bununla ilgili klinik araştırmalar yapılmıştır. Elimizde belge var, bilgi var. Klinik araştırması var. Burada kremberi ile ilgili E. coli bakterisini
en kolay, en kısa sürede yok ettiği belgelenmiştir. Ayı üzümünün birleşiminde, ayı üzümü fuartenin, efendim, at kuyruğu otu, altın başak otu, ayrık kökü, ısırgan kökü gibi 19 çeşit bitki ekstraktı var. 186 bin hasta sadece Almanya'da, yani 75 doktor tarafından tedavi edilmiştir. Birçok klinik araştırması var. Hiçbir yan etkisi yok. Tamamen doğal. Kişi uzun süre kullandığında herhangi bir yan etkisi de yok. Antibiyotik gibi değil. Antibiyotikler kişi interstisyal sistitte antibiyotik kullanırsa rahatsızlık katlanarak artar. Bu nedenle asla kimyasal ilaç kullanmamak gerekir. Kullanan perişan olur. Çünkü bize gelip de biz de konuştuğumuz birçok insanda görüyoruz. Mesela bundan bir yıl önce bir genç kız yakalanmış interstisyal sistite 15 yaşında. Sürekli lavaboya gidiyor. Okula bile gidemiyor artık. Ders sırasında izin alıp sürekli lavaboya gidiyor. Artık utanmış. Okula falan gitmiyor. Her şeyi bırakmış. Sokağa bile çıkamıyor. Dedim problem yok, panik yapmaya gerek yok. Her türlü derde deva var. Fakat tabii ki burada sadece efendim mesanedeki bakteri yok etmekle, mantarı yok etmekle iş hallolmuyor. Çünkü problemi kaynağı bağırsak. Bağırsaktaki mantarları yok edeceksiniz. Bunun için aloe vera jel, bağışıklık sistemini güçlendireceksiniz. Bunun için iksir. Yani iksir, aloe vera jel olmadan kalıcı çözüm olmaz. İntersistiyel sistiti tedavi etmek için, iyileştirmek için iksir, aloe vera jel, ayı üzümü forte, kremberi forte, böbrek çayı ve mesane çayı kullanmak gerekir. Bunları kullandığı zaman kişi rahatsızlardan kurtulur. Problem hallolur.